hafta boyu neler yaşandığını daimi konumuz Sayın Hüseyin Gülerci ile birlikte de değerlendiriyoruz. Sayın Gülerci hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Eee de programımıza sosyal medya aracılığıyla katılabilir. Tabii haftanın en çok konuşulan olayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi oldu. O el hareketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan el hareketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Kabine sonrası Sayın Erdoğan Önemli açıklamalar da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamaları böyleydi tabii ama kılıçdaroğlu nasıl bir el hareketi yapmıştı onu da bir hatırlayalım deriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmeleri sırasında ee, bakın ne CHP yaptı lideri, da kılıçdaroğlu ne yaptı ve bu öyle kadar bir tepki çok, verdi bu kadar Sayın çok tepki çekti. Buyurun yani. izleyelim bakalım. E, Sayın Gülerci bu el hareketi çok konuşuldu. CHP'liler ya o anlamda yapmadı dedi ama sizce Nedir yorumunuz? Bu lafı mesela o kadar eleştirdin arkasından Kılıçdaroğlu söylemedi. Elime değil dilime bakın dedi, değil mi? Hı hı. Ne söylediğime bakın dedi. Yani ya yanlış anlamaya müsait bir şey oldu. Ee, bazıları yanlış anladılar ama tabii ki ben onu kastetmedim hiç kasteder miyim, öyle konuşur muyum, yapar mıyım demedi. Burası çok önemli. Geri adım atmıyor mesela çamları deviriyor, deviriyor. Ne özür diliyor, ne yanlış anlaşıldım diyor. Kendisini övmeye gelince de öyle bir şey var. Arkadaşlar aklıma geldi. Bir ara onu iliştirebiliriz. Ee, Fatih Altaylı'ya konuşuyor herhalde. Bir kişi her şeyi biliyorsa diyor. Sonra da ben her şeyi bilirim diyor. Yani böyle tezatları var. Şimdi bu Hareketi ben değişik bir şey söyleyeceğim. Kılıçdaroğlu Hı. bilerek yaptı. Neden? Kast, kasten yaptı. Şimdi geniş çerçeveden bakarsanız bakınız pek çok mevziden bir psikolojik harf saldırısı var. Eş zamanlı olarak saldırı var. Psikolojik saldırı var ve bu saldırının ana e, koridorunda muhalefet partilerinin özellikle de CHP'nin hakaretleri, yalanları, kara propagandaları götürüyor. Burası çok önemli. Şimdi ne güzel Sayın Cumhurbaşkanı nezahat dedi, nezaket dedi, asalet dedi değil mi? Hı hı. Şimdi mecliste olması gereken buyken ana muhalefet partisinin lideri kalkar da bu hareketi yapar mı ya? Yani bunun ne manaya geldiğini herkes biliyor. Hani belki gençler, çocuklar bilmiyorlardır da. Yani bu bir küfürdür. Küfürün el hareketiyle bindirmesidir. O şeye bindirmiyor. Anlamı kuvvetlendirmek için değil. Küfrü şeddelemek için yani. Daha da küfrün tesirini artırmak için. Ben tam dedim ya ilk kol hareketi yapmadı diye. Hey, dün mü önceki gün mü de İYİ Parti'nin Denizli Milletvekili kol hareketinde hareketi. yaptı mı? Bir de ayak hareketi yaptı mı? Bir de arkasından küfretti mi? Bakın ana muhalefet lideri bu el hareketinden dolayı eleştirilirken muhalefetin yani zillet ittifakının başka bir ortağının milletvekili de daha da bunu yukarıya hani bir tabir çıktı bir tık yukarıya taşıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya edilen hakaretler. Evet. Bak bunların hepsini bir araya topladığınız zaman e, ekonomik saldırıyı buna şimdi ekleyiniz. HDP'nin meşrulaştırma aleniyetini ekleyiniz. Gün geçmiyor ki Osman her gün Kavala, ilgili, Demirtaş. Bilir. Şimdi öyle bir atmosfer oluştururlar ki diyorsun. ben bunun altını her programda çizmek istiyorum. Demokrasi dışı yollara tevessül etmeye niyetliler. Burası önemli. Demokrasi dışı yollara tevessül etmeye niyetliler. Buna bir gerekçe oluşturuyorlar. Bu gerekçe bütün darbelerden önce Türkiye'de askeri darbelerden önce uydurulmuş gerekçedir. Nedir o? Türkiye yönetilemiyor. Ya bir sokak olayları mı yoksa askeri dar darbe gibi bir şey mi? Ya şimdi Amerika'nın e, ne planladığını bilmiyoruz. Mesela 3 tane 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül aleni, açıktan tankları sokağa sürüp darbe. Ama mesela 28 Şubat'a ne dediler? Postmodern darbe dediler. Biden ne dedi başkan seçilmezden önce New York Times'taki editörler toplantısında? Erdoğan'ı başka yollardan, darbesiz başka yollardan. Hı -hı. Şimdi bu başka yollar deneniyor. Ekonomik saldırı başka yolların içerisinde. Muhalefetin bu şekilde hakaretlerle, hele bu Babacan'la Davutoğlu'nun yaptığı var ya, ya ben artık pes diyorum ya, utanıyorum ya. İnsan bu kadar savrulur mu? Erdoğan düşmanlığı üzerinden Türkiye düşmanlığı yapılıyor. Başka şekilde bir şeyler hazırlanıyor bakınız. Bunların hepsi bu hareketi yapar mı bir ana muhalefet partisi? Bir de bir tanesi yazmış bir arkadaş diyelim artık yani. Ya ben de diyor çok nazik birisi bilirdim diyor. Bundan sonra diyor ya özü bu. Bir savaş var bak. Bu savaşta Biden orkestrasının içerisinde Türkiye'de yer alan bütün enstrümanları çalanlar artık ahlak, fazilet, vefa, efendime söyleyeyim, dik durma bunların hepsini bıraktılar. Nankörlük en başa, vefasızlık en başa getirildi. Hakaret, küfür. Şimdi bak tesadüf değil diyorum bunlar. Bunların arkasında baş, başka bir şekilde götürme işi var. Fethullah Gülen'in de, Fethullah Gülen'in de aynı hareketi yaptığı bir video var. Görelim sonra da Özgür Özel'in Savunması zaten o fecaat. <laughs> Buyurun bir FETÖ'yü izleyelim bakalım. Önemli olan şey şu. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na bu hareketi kime yapıyor? AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanlığı yönetimine yapıyor. Ve hiçbir utanma, sıkılma, e, özür, dileme, sadedinde bir davranış, bir tavır göremiyoruz. Tam tersine... Özgür Özel ne diyor? Evet, Özgür Özel e, sabunayım derken daha facia boyutunda sözler söyledi. Buyurun. Dalga geçmek <laughs> gibi bir şey bu Sayın Güderce. Zaten meclisteki o homurtuları, yükselen sesleri de duyuyorsunuz. E çünkü gülüncek bir savunma Sayın Güderce. Bunun devamı da var. Hı hı. Burada biz tabi zamanı dikkatli kullandığımız için kesti arkadaşlar. Devamında şunu diyor bu tip davranış ve hareketlerde durum değerlendirilirken kişinin karakteriyle mütenasip olup olmadığına bakıldığında tam kendini ele veriyor. Kişinin karakteri, karakteriyle mütenasip olup olmadığına bakıldığında Sayın Genel Başkanımızın hiçbir gruba ya da meclise yönelik böyle bir davranışta bulunmayacağını siyaset makamının bilgilerine sunarız. Biz de tam tersine diyoruz. Bak burada e, şecaat arz ederken sikatini söylediniz. Tam da Kılıçdaroğlu'nun karakteri, karakteriyle mütenasip daha önceden söylediği, yaptığı, ağzından çıkan lafları burada meydanda söyle, söylemem ben yani. Tam aa deyip de ondan sonra kestiğini, lafın nereye gittiğini, ima ettiğini hepimiz biliyoruz. Evet. Bunları gördük. Bir dil birkaç yani, tane var böyle. Yani şeyin e, Özgür Özel'in açıklamasıyla onun anlayacağı şekilde söyleyelim. Kılıçdaroğlu'na yakışan bir hareket olmuştur o. Peki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de önemli açıklamaları vardı bu hafta. Onları da bir izleyip üzerine konuşalım. Peki birazdan arkadaşlar ekrana getirecek. Şey, e, istiyorsanız siz e, hatırlatın. Sosyal çok medya yol, hesabından evet, sosyal getirdiler, evet. getirecekler. Evet. Şimdi sosyal medya hesabından çok e, sert bir açıklama yaptı Sayın Devlet Bahçeli. Bahçeli. E, İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin hı hı. beka mücadelemizden intikam alır gibi Burası da çok önemli. Yani tesadüf değil diyoruz ya. Şimdi neden CHP ile HDP böyle kendini kaybetti hakarette, ondan sonra saldırıda mecliste bu PKK ile mücadelede Milli İstihbarat Teşkilatımızın, silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin, jandarmamızın, korucularımızın aldıkları bu başarılı sonuç belini iyice kırdı ya, şeyi perişan ediyor. Eee HDP'yi o perişanlık CHP'ye de geçiyor. Zaten şu ortada mesela Sayın Soylu HDP'ye laf ediyor. Onları savunan CHP oluyor ve CHP'liler Soylu'ya saldırıyor. Çok ilginç bunun, bir durum. Bunun intikamını almaya kalktılar diyor. Bakın Sayın Bahçeli bu hakikaten altını çizmek evet. lazım. İntikamını alır gibi şehitlerimize hakaret edercesine, kahraman güvenlik görevlilerimize saldırırcasına öfke nöbetine kapılmaları netfret diline kapılanmaları aleni zillettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfü değildir. Bakınız aynı şeyi söylüyoruz. Tesadüf asla değil. tesadüf değildir. Bölücü terör örgütü darbe üstüne darbe yedikçe meclise yuvalanmış ittifak ve ikbal ortaklarının ateşi yükselmekte sinir sistemleri, oto otokontrol mekanizmaları alt üst olmaktadır. Şimdi Kılıçdaroğlu'na. Artık CHP'yi HDP'den Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Bu çok önemli bir söz yani. Kılıçdaroğlu'na... İşte milletin yüreğine et serpiyor diyoruz ya. İşte milletin hissiyatı bu. O hissiyata tercüman oluyor Sayın Bahçeli. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan iradesine terörizmine ambargo koyduğu bir şahıstır. Bir HDP'li vekilin, biraz sonra söyleyeceğiz Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geli, geleceğiz açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün genel kurul çalışmalarına üç birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil'in yeni CHP'sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir. Şimdi bak burada şunu hatırlatalım. Bu HDP'li milletvekili Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz dedi orada. Bunun üzerine meclisi yöneten başkan vekili oylamaya sundu. Üç birleşim ve katılmama cezası verilmesini. Şeyler CHP'liler parmak kaldırmadılar. Buna ceza verilsin demediler. Bu lafı söyleyen sizin kuvayi milliyeciliğiniz var ya. Külahla gelseydim buraya şimdi külahımı koyardım. Külahımı, külahımı anlatsın onların. Kuvayi Milliyeci'ymişler. Adam Kürdistan'a, Kürdistan neresi be? Niye oradan kalkıp bir CHP'li? Bir arkadaşlar. Kürdistan neresi Kürdistan ya? Siz neden bahsediyorsunuz ya? Şimdi söyleyeceğiz Olur bakın. Olur mu? bozulur o zaman. Kürdistan'ı şey tarif ediyor Demirtaş. Demirtaş mevzuu gelince okuyacağım burada. Evet. Birazdan tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK'lı çalışanlar da ortaya çıktı. Yani haftanın skandallarından biri, CHP-HDP birliklerini gözler önüne seren olaylardan biri. Hemen bir şey diyeyim mi? Lütfen. Bir Saadet Partili yöneticinin, İstanbul il yöneticisinin bir sosyal medyada dolaşan videosu vardı. Orada Ançeresini yırtarcasına, ey AK Partililer gördünüz mü İstanbul Belediyesi'ni sizin elinizden nasıl Aa, aldık? Evet. Hatırladınız değil hatırladım, mi? Hatırladım, hatırladım. Şimdi acaba o Saadet Partili'nin, Temel Karamoğluoğlu'nun, Saadet Parti yönetiminin ve Saadet Partisi'ne oy veren insanların vicdanı sızlıyor mu acaba? Dağdaki teröristleri almışlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlatmışlar. Ya siz neye hizmet ettiniz? Neye vasıt oldunuz? Ya Erdoğan kim ve nefretinden dolayı, hasedinden dolayı siz Türkiye yansa demek ki hiç oralı olmayacak mısınız ya? He? Vicdanınız kanamıyor mu sizin? Sızlamıyor mu? Şimdi devam et. Her şey güzel olacak demişlerdi. PKK'lılar için galiba öyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün uluslararası iletişim zirvesi vardı. Orada verdiği mesajlar var. Onu izliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın mesajları var. Tabii özellikle yalan haberler konusunda sosyal medyada neler olduğuna dair önemli bir vurgusu vardı. Şimdi bakınız bu konu çok önemli. Zaten biz de programımızın baş tarafına alarak vurgu yapmak istiyoruz. Şimdi biz ne dedik? Biden 7 ay önce darbesiz Erdoğan'ı devireceğiz ve devireceğiz diyor yani. Devirmeye çalışacağız falan değil. Devireceğiz ve bunun içinde Türkiye'de muhalefet partileriyle doğrudan temas kuracağız. Onları destekleyeceğiz diyor. Ya Dünya tarihinde de böyle bir şey yok. Evet yani bir Amerikan geçen, başkanı açık açık. Geçen bir iki arkadaşla oturuyoruz. Ben Biden'ın bu lafını söyledim. Hani biz burada çok sık tekrar ediyoruz ya. Bizim devamlı seyreden arkadaşlar diyebilirler. Yani biz de neredeyse ezberledik bu Biden'ın dediğini Hüseyin Bey. Yeter falan diye düşünüyorlarsa. Daha önceden böyle bir şey FETÖ ile ilgili olmuştu biliyorsunuz. 15 Temmuz'dan önce evet. iki yıl burada FETÖ 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 dedik. Beni çok seven bir arkadaş bile <laughs> ertesi gün telefon açtı. Ya hocam dedi FETÖ ile ilgili çok konuşmuyor musunuz dedi yani yetmez mi dedi. 15 Temmuz ihanetini, darbe girişimini görünce hakkınıza helal edin, sizden özür diliyorum dedi. Meğerse siz bir şey anlatmaya çalışmışsınız bize. Ve 15 Temmuz'dan 2 seneden itibaren, 3 seneden, 2014'ten itibaren FETÖ'ye dikkat, çok tehlikeli bunlar dedik. Şimdi Biden'ı konuşuyoruz, bu iki arkadaşla konuşurken biri dedik, gerçekten Biden böyle bir şey söyledi mi dedi. Evet söyledi dedim. Dedi, nerede bulabiliriz? yaz Google'a dedim Biden, Erdoğan'ı devirme New York Times diye. Ya dedim sosyal medyada dedi, böyle çok şeyler doluş. Yok yok dedim. Biden'ın de kendi, sesinden lazım. İngilizce veriyor. Türkçe'de açıklaması var. Bakınız meselenin özü kaçırılıyor. İktidar, muhalefet, hayat pahalılığı konuşuluyor değil mi? Yahu bir defa manşete atalım. Biden projesini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Mesele bu. Şimdi bunun için muhalefetin hakaretleri, küfürleri, el hareketleri, kol hareketleri, ekonomiyle ilgili battık bittik söylemleri, işte sözcüyle Fox TV takip etsin. Birisi demiş ki, ya işte benim yazımda vardı. Fox TV diyorsun, bir televizyonu söylüyor, öbürleri KRT falan. Ya ben burada kaç defa söylüyorum, bak Fox TV deyip geçmeyin. Bunun ana haberindeki reyting, izlenme oranı diğer bütün kanalların ana haber izlenme oranı toplamından fazla. Şu anda Türkiye'de muhalefet cephesindeki insanları yüzde %48'i doğrudan bunlar etkiliyorlar. Halk TV'de mesela haber kanalları arasında en çok izlenen. Evet. Yani şu anda çok bir şey operasyon ediyoruz. var. İşte bu işin içerisinde çok önemli elemanlar var. İki tane. Üç tane. Bir, beşinci kol elemanları. Yani düşmanın yapmak istediği şeyi içeride kolaylaştıran kara propaganda, yalanlara dayalı algı operasyonlarıyla devlete, millete karşı çalışan elemanlar. Bunlar paralı elemanlar. Dolarla çalışıyorlar. Bak, dolar yükseldikçe hani böyle bunları tanıma imkanı olsa yüzleri bilem. Beşinci kol musun? Dolar yükselince neye gülüyor? Dolarla. İkincisi etki ajanları. Bak bu etki ajanları da çok önemli. Etki ajanları nerelerde var? Etki ajanları medyada var, siyasetçilerin arasında var, bilim adamı geçinenlerin, akademisyenlerin içinde var. Ki onlar bildiriler falan yayınlamadılar mı? Hendek çukur olaylarında var. Bir de fonlanmış elemanlar var. Fondaş. Fondaş medya. Bunlar en çok nerede bu fonlanmışlar? Sosyal medyada. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki sosyal medya tehdit olarak bir milli güvenlik meselesi haline gelmişti. Burası çok önemli. Birkaç defa burada söyledim bak. Amerika'ya gidip gelen, oradaki yönetimle de görüşebilen bir arkadaş anlatmıştı diyorum bak. Bu arkadaşı ima etmeyeceğim. Onlarla görüşen bir arkadaş. Döndüğünde bana dedi ki Görüştüğüm Amerikalılardan bazıları dedi, Mısır'daki Sisi darbesini hazırlamak için sosyal medyada kullanılmak üzere Mısır'dan 150 kadar kişinin Amerika'ya davet edildiğini, orada eğitim aldıklarını, eğitimden sonra da Kahire'ye gönderildiklerini söyledi. Otpor, söyleyeyim. Otpor örgütü. Hepsini topladı götürdüler oraya. 150 ne kişi. Otpor. Aa, bak ne güzel, sen adını da biliyorsun. Ben şimdi yeni duydum bunu. Bu arkadaşın anlattığı. Doğru. Şimdi Türker Bey, sosyal medyada bana adam ediyor aleni. Tıklıyorum resmini. Arkasında bir Türkiye haritası, bir Atatürk portresi Resmen FETÖ'cü. Mankurt. FETÖ'cüler... Hep Atatürk'ü maske olarak kullanıyorlar. Evet, bir de Türkçülüğü maske olarak kullanıyor. Bozkurt koyuyor Bozkurt oraya. Koydu, evet. evet, şimdi... Bunlar karaktersiz adamlar. Neden? Küfredenlere söylemek. Küfür etmek zaten karaktersizliğin dibi, alçaklığın, şahsiyetsizliğin dibi. Bunlar ama parayla çalışan adamlar. Şimdi FETÖ işten karıştıkça bunlar saldırılarını FETÖ ile mücadele eden insanlara yöneltiyorlar. Artık Amerikan ellerinde ölmek üzere yani. Ölümünü bekliyorlar FETÖ Peki. elebaşın. Ama eninde sonunda Türk milletine yaptıklarının, bu millete yaptıklarının cezasını çekecekler. Çünkü milletimizin ağını aldılar. Her defasında söylüyorum bak, 15 Temmuz ihanetinde 251 şehidimiz var. 2000'den fazla yaralımız, gazimiz var. Hepsini bir kenara koyun, yanlış anlamayın. Bir tek hadise bile bu milleti, bu FETÖ'cülere sempatiyle bakanların kanun hükmünde kararnameleri ortaya atıp ya bunların içinde de garibanlar var deyip bunların mazlum gibi mağdur gibi göstermeye çalışanların sinsi FETÖcü olabilecekleri gerçeğini ortaya koyar. Tek bir hadise. Nedir o? Ankara'da Özel Harekat Merkezi'nin polis Özel Harekat Merkezi'nin savaş uçağıyla F16 uçağıyla bombalanmasında 50 tane şehidimiz var. Bir ülkenin savaş uçağını kullanan bu ülkenin üniformasını pilot elbisesini giymiş bir alçak tarafından bombalanmasını bana izah etsinler. Bu nedir bu kin bu nefret bu düşmanlık? Hepsi orada anne baba o polislerimizin evlatları var, aileleri var. Şimdi adam bunu hiç konuşmuyor mesela. Hiç ben, hiç Öyle bir şey yaşanmamış gibiler. Evet, ya bu kadar da utanmazlık olmaz hakikaten. Utan. Can sıkıcı bir durum. Bak, bunlar neden utanmıyorlar biliyor musun? Ne güzel manşet olur. Ben ders anlatırken de, bakın tahtada ne yazıyor diyordum. Bakın ekranda ne yazıyor. Görev elemanları hmm. utanmazlar. Görev elemanlarında utanma yoktur. Çünkü onlar karaktersizdir. Kendi ülkesine, kendi vatanına düşmanlık eden adam alçaktır. Haindir hainlere kol kanat gerenler de ya haindir ya gafildir. Öyle bir nokta vardır ki gaflet ihanete denktir. Evet, evet, evet. Maalesef bu aralar çok çok dillendirilen bir durum bu KHK mevzusu. Ee, şimdi akışımıza aldığımız bir görüntü var. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın 2011 ha. yılındaki meclisteki Sayın Erdoğan'ın Özellikle tabii bu asgari ücret tartışmaları, başka tartışmalar var. Orada 2011 yılına gideceğiz, 10 yıl öncesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na söylediği hadi yap şeklinde. Daha sonra Tabii çok o, fazla sosyal sormaya Şimdi gündeme getiriyoruz? Eylem. Şanlıurfa'da da diyor belediyeyi bize verirseniz diyor He. elektriği diyor Ş Şanlıurfa çiftçisine bedava vereceğiz diyor. Salla gitsin. <laughs> ben burada o lafın tamamını söylemedim bili biliyorsun değil mi? Yerlen yerlen dizipe. CHP'li belediyeler için e, İmamoğlu'nun mesela bu hafta Beyaz TV Genel Koordinatörü Sayın Osman Gökçek İmamoğlu'nun vaatlerini sıraladı vaatlerinden sadece bir tanesini yapabilmiş. O kadar çok vadi var artık 2,5 3 seneye yaklaştı. Yani Kılıçdaroğlu da bu belediyeler almadan önce neler neler söylüyordu? Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınsa o tarihte Kılıçdaroğlu'na söylediği sözler nasıldı? Ülker Bey. Ne kadar e, bu güzel bir cevap yalnız. Şanlıurfa ile ilgili sözleri tabii sosyal medyada yayılınca çok güzel cevaplar verenler oldu. Ya dediler ki İstanbul, Ankara Mersin, Adana belediyeleri sizin elinizde. Şanlıurfa'da daha değil bak. Evet. Daha alamadığınız belediye için elektriği köylüye bedava vereceğinizi söylüyorsunuz. Hazır elinizde bu belediyeler var. Buradaki çiftçilere neden hemen elektriği bedava vermiyorsunuz? Sayın Erdoğan'ın 10 yıl önce söylediği ses evet. bu yüzden çok önemli. Tabi burada Kılıçdaroğlu Urfa'dan sonra Diyarbakır'a geçeceği belirtilmişti. Evet. Ama velakin Ani bir değişiklikle Kılıçdaroğlu... ...Diyarbakır'a gitmekten vazgeçti. Ankara'ya döndü. Ee, neden böyle bir değişiklik... ...yapıldı Sayın Gülerce? Şimdi biz tabii programla ilgili... ...konuları önceden hazırlıyoruz. Ee, Perşembe gününden... ...ana şeyi gönderiyorum ben. Hı hı. Bizim Hasan Bey'e... ...dedim ki... E, ...Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gidecek. Oradan görüntüler alalım. VTR'e alalım diye. Aa Sonra... Gitmekten vazgeçti. Biz perşembeden de dedik gidecek diye. Çünkü o gün e, Diyarbakır annelerinin bazıları sabah gazetesine konuştular. E, şöyle dediler bak CHP genel başkanı bizlere destek verecekse Diyarbakır'a gelsin. Biz günlerdir burada evlat nöbeti tutuyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bize hiç destek vermedi. HDP ile yaptığı ittifak nedeniyle bizlerden uzak durdu. Şimdi Diyarbakır'a geleceğini öğrendik. Bu saatten sonra annelere destek verecekse bizi ziyaret etsin. Gelip burada cesurca çocukları HDP ve PKK'dan istesin çocuklarımızı. O zaman biz onun ziyaretinin samimi olacağına İnanırız ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun burada ailelerle birlikte evlatlarımızı isteyeceğine inanmıyoruz. Bir başkası da diyor ki başka aile CHP ve İyi Parti hep annelerden uzak durdu. Evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etmekten korktular. Şimdi bu açıklamalar daha Diyarbakır'a gitmeden önce yapıldığı için gidebilir mi bunun üzerine? Şimdi bak bu CHP'nin, İyi Parti'nin, Davutoğlu'nun, işte Babacan'ın, Karamollu'nun öyle zor bir pozisyonu var ki. Şimdi teröre karşı duruyorlar. PKK demeden ama. Bak nasıl bir çelişki içinde. Hmm. Teröre karşıyız her türlüsüne ama, ama... PKK lafı geçmiyor. Şimdi Diyarbakır'a gitse... Diyarbakır İki... annelerine <laughs> yani, siyahat etmezdi. Ziyaret etse HDP çok kötü durumda olacak. Ziyaret etmese CHP tabanındaki büyük bir kesim PKK terörüne karşı yani Kılıçdaroğlu'na ve şu muhalefet partilerine HDP ile birlikte olmaktan PKK terörüne açıkça karşı çıkamamaktan dolayı tabandan bir ses yükselmemesinin sebebi sıfır Erdoğan düşmanlığı. Cumhur İttifakı'nın karşıtlığı evet. başka bir şey değil. Reklamlardan sonra devam edelim mi? Edelim. Davutoğlu reklama gireceğiz. Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Evet ve Babacan'a da vatandaşın tepkisi artıyor. Evet. Onu da reklamlardan sonra izleyeceğiz ve İBB'deki PKK'lıları da izleyeceğiz. Reklamlardan sonra buradayız. Devam ediyoruz reklamlardan sonra. Tabii CHP'de biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Mehmet Sevigen... Partisinden ihraç edildi e, CHP'deki gerçekleri haykırdığı için e, ihraç edilenlerden biri de Yılmaz Ateş. Yılmaz Ateş'in CHP ve FETÖ ilişkisine dair çok çarpıcı sözlerini bir hatırlamakta fayda var. İşte o programın başından beri vurguladığımız özellikle KHK'lılara af konusunu Yılmaz Ateş tekrar bu hafta gündeme getirdi. CHP'den nasıl ihraç edildiğini anlattı. Çünkü geçmişte CHP-FETÖ ilişkisini çok kez anlatan biriydi bizim ısrarla bu Beyaz TV ekrandan söylediğimiz şey senelerden biri 2014'ten itibaren CHP ile Kemal Kılıçdaroğlu C yönetimindeki CHP ile FETÖ'nün yan yana yürüdükleri. FETÖ'nün pek çok operasyonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayının olduğu, onları övdüğü. İşte gazetenin üzerine gittiler, Bankasya'nın üzerine gittiler. CHP'li milletvekilleri hemen oraya Koştular. Tabii. 15 Temmuz'la ilgili olarak 6 ay öncesinde Fethullah Gülen'i sordular Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'daki gazeteciler. Masumu savunmayacağız da kimi savunacağız dedi. 15 Temmuz'dan sonra da bu dedi kontrollü darbe tiyatro dedi değil mi? Şimdi Sayın Yılmaz Ateş'in bu söyledikleri neden önemli? Yani biz, biz konuşurken bizi dinleyen CHP'ler ki makul CHP'ler Elbette ki var bizi dinleyen teröre karşı olan, vatanın bölünmesine karşı olan, HDP'ye karşı olan, PKK'ya karşı olan. Bu insanlar belki şöyle düşünüyor olabilirler. Yani e, AK Parti'ye yakın insanlar bizden için. Ve böyle konuşuyorlar. Ama Yılmaz Ateş yöneticilik yapmış, milletvekilliği yapmış. Genel başkan yardımcılığı yapmış. Genel başkan yardımcılığı yapmış. Şimdi CHP'nin içerisinden ilk defa CHP'nin FETÖ'yle... Fetö'ye teslim olduğuna dair bu şekilde konuşan, açık konuşan ilk insan. Bu biz bunu daha önce söylediğimiz, dillendirdiğimiz için bizi çok etkilemeyebilir ama CHP tabanındaki insanları etkiler. Bu da bizi memnun eder. Demek ki CHP tabanı sadece Kılıçdaroğlu gibi düşünenlerden ibaret değil. Böyle insanlar da var. Şimdi bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. İşte Sırf 2023 Haziran'daki seçimler için bir iktidar vaadiyle bir araya geliş var ki ileriki günlerde ben bu gelişin bir araya geliş ne kadar problemli olduğunu 5-6 problemiyle birlikte anlatacağım inşallah. Şimdi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Çanakkale'de vatandaşların tepkisi vardı. Aslında rejiden şunu rica ederim hem Çanakkale'deki tepki ekrana getirelim. Hem de geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir tepki vardı ona karşı. İkisini peş peşe ekrana verelim. Kahraman kazandı. Değil mi? Kahraman kazandıydı. Evet. Babacan hakkında vatandaş bakın neler söylüyor. Niye veriyoruz? Seni davar çobanı bile yapmazlar demişti bu amca. Şimdi bizim milletimizin bir feraseti var. Bizim milletimizin bir hizmet eden insanlara vefası var. Bak ne güzel ayırt ediyor yani. Erdoğan olmasaydı siz ne ediniz yani? Dava çobanı bile yapmazlardı sizi. Ve ee, gittikleri her yerde vatandaşın içerisine girseler kendi bindirilmiş kıtaları ayarlanmış böyle mizansenler de var yani. İyi partide çok ürünü yapıyor Meral Akşener'de Vatandaştan alacakları tepki bu. Fakat demin birinci bölümde bir şey söyledik. Bu tür insanlar bu tür eleştirilerden etkilenmezler. Çünkü şu anda bir projenin içinde görünüyorlar. Biz öyle görüyoruz. Dolayısıyla projede görev alan insanların bu şekilde morallerinin bozulması falan söz konusu olamaz. İşin bir de bu tarafı var. Ee, bir de e, özellikle memleketi sosyal medyadan ibaret zannediyor Ali Babacan gibiler. Benim gözlemlediğim bu. Şimdi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğluysa Demirtaş'ın çıkarılmasını, cezaevinden çıkarılmasını istedi. Özgürlük istedi Demirtaş'a. Bakın Ahmet Davutoğlu isteyen kişi. Ee, yine rejiden bir şey daha rica edelim. Ahmet Davutoğlu'nun sözünü izleyelim. Arkasına Demirtaş kimdi yahu diye de bir videomuz var. Onu da izlemiş ol. Sayın Gülercan yorumunuz. Şimdi evvela Davutoğlu ile ilgili bir şey söyleyeyim. İfadesi arasında şu var. Radyoya konuşuyor ya. Evet. Selahattin Demirtaş diyor ben başbakanlıktan ayrıldıktan sonra tutuklandı diyor. 2016 Kasım ayıydı zannediyorum. Bu ne manaya geliyor? Yani Abi. kendisini Erdoğan'ın da üzerinde öyle bir yere konumlandırıyor ki yani Selahattin Demirtaş ben olduğum için başbakan tutuklanamıyordu. Ama ben ayrıldıktan sonra diyor başbakanlıktan tutuklandı diyor. Yani koruyan bendin diyor. 6-7 Ekim olayları Davut döneminde oldu. Evet. Halbuki. Şimdi bu ben buna pes diyorum artık ya. Bir insan bu kadar savrulur mu ya? Demir taşı ben koruyordum diyor ya. Hakikaten çok. Ben ayrıldıktan sonra diyor tut tutukladılar diyor. Bir de şimdi gene utanma meselesine geleceğiz. Savunduğu demir taşı dinledik değil mi? Hı hı. Neredeyse her hafta veriyoruz. Çünkü onlar her haftanın her günü demir taşı savunuyorlar. Biz de her hafta hatırlatacağız. Evet. Hatırlatmaya devam bu ediyoruz. Bu demir taşı üzerine e, müthiş bir içeriden dışarıdan e, yatırım yapılıyor. Bakın bu hafta ne oldu biliyor musunuz? Bugün ayın 12'si değil mi? Dünkü haberi okuyorum size. Almanya Demirtaş'a insan hakları ödülü verdi. Almanya'da bir e, belediye meclisi. Her 10 Aralık'ta Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle veriyormuşlar. Bunu Demirtaş'a verdiler ve bir de bakan katıldı. Türkiye'deki 6-8 e, Ekim olaylarının azmettiricisi birisi Demirtaş. 37 kişinin katlinden sorumlu Almanya Kültür ve Medyadan sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth da bu törene katılıyor ve ne diyor bakın Demirtaş için. Şimdi Roth'un sözleriyle Davutoğlu'nun sözlerini yan yana getirelim. Karşımızda bir proje olduğunu, bir tezgah olduğunu anlamak için. Demirtaş cesarete sahip, kalbi olan, sıcak kalpli, zeki bir siyasetçi bir insan hakları savunucusu ve demokrat. Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir umut. Almanya'dan geliyor. Şimdi ben bir şey hatırlatacağım buraya. Vaktimiz az olduğu için okumayacağım. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İspanya'da kapatılan Batusuna Partisi ile ilgili verdiği bir karar var. İspanya Anayasa Mahkemesi kapattı. Parti itiraz etti. Batusuna Partisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi görüştü. Kapatma kararını onayladı. Ama orada bir gerekçe var bakınız. Diyor ki terör olaylarını kınamama bile demokratik toplum için bir tehdittir. Bu partinin kapatılması gerekir. Terör olaylarını kınamama bile ya teröriste gerilla diyor ya terörist elebaşısının heykelini dikeceğim diyor. Bu şahsın şeyle ilgili, durumuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin batısına kararını hatırlatan var mı? Yok. Bırakın yani kınamamayı zaten Can Hıraş PKK'yı savunuyorlar. Ya Bir tanesi hangisiydi meydanda selam göndermedi mi kandildekilerin isim isim Figen, sayarak? Figen Yüksek daha göndermişti. Şimdi ben adım. en er çok şunu pardon. merak ediyorum. Er Bu anayasa mahkemesinde HDP'nin kapatılması süreci devam ediyor biliyorsunuz. Eh. Çok merak ediyorum. Acaba bizim anayasa mahkemesi Batusuna kararına bir atıf yapacak mı? Hmm. Güzel bir soru. Şimdi o zaman HDP'li Ömer Öcalan'ın konfederal sistem istemesini arkasından da Nusrettin Maçin o da HDP'li evet. Kürdistan'a özgürlük demesini peş peşe bir ekrana getirelim. Evet. İşte CHP'nin kınayamadığı Kürdistan'a <laughs> özgürlük lafı bu vekilin katılamamasına meclise söylediler. CHP buna el kaldırmadı. Şimdi ben e, hazırladığımı zannediyordum bulamadım herhalde bir yere karıştı. Selahattin Demirtaş'ın bir de Büyük Kürdistan'la ilgili bir sözü var. Hmm. Yani Büyük Kürdistan'dan kasıtları ne? Türkiye, Irak, Suriye ve İran'daki Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı bölgeleri bir araya getirip bağımsız Büyük Kürdistan kurma. Selahattin Demirtaş diyor ki aslında diyor şunu da söylemem lazım diyor. Bu dört bölgeden oluşacak Büyük Kürdistan diyor. Kendisine ait bir silahlı kuvvetlerinin olması lazım. Daha ne desin? Daha ne desin hakikaten? Peki şimdi e, tam da madem PKK'yı terörü konuşuyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mecliste bir açıklamada bulundu. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teröristler var dedi. Bir izleyelim Soylu'nun sözlerini. Tabii o isimler de ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin mahyesini de verelim arkadaşlar. Mesela evet. Ömer Keleş 2013'te PKK'ya katılıyor. 2017'de yakalanıyor. Daha sonra e, serbest kalktan sonra İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de şimdi çalışıyor mesela. işte hepsi tek tek dağ kadrosundan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne giden şimdi teröristler. İsimlerini söylemeyeceğim. Bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fotoğraf kalsın böyle. Sabah Gazetesi'nin haberi iştirak şirketlerinden olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinde sonra e, aynı şirkette başka bir isim e, sonra İSPER İstanbul Personel Yönetim AŞ'de çalışan birisi ve sığınaklarda kimlikleri çıkanlar var bunların içerisinde e, bunlar İyi Parti ve Saadet Partisi'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na verdiği oylarla onu belediye başkanı seçtirerek devletin, milletin başına bela edilmiş insanlar bir daha tekrarlıyoruz vicdanlarına havale ediyoruz. Bak ne işe yaradınız? Evet. Mehmet Ağar bir sözü var. Onu bir hatırlayacağız çünkü tam da bu konularla ilgili üzerine tekrar konuşmaya devam edelim. Ne vahim sözler değil mi? Ama bak değişen bir şey yok. Yine aynı. nereden nereye? CHP bu. Bizim zaten şikayet ettiğimiz şahıslar değil. O gider, bu gider. Mehmet Moğoltay ne diyordu? Ya mi vereceğiz yani? Elbette ki CHP'lerden alacağım diyordu. O o, o ne kadrolar diye Adalet Bakanlığı'nın içerisine yerleştirilmiş. Tabii. Şimdi CHP zihniyeti milletin yanında olmayan bir zihniyettir. Terör örgütlerine yakın. Biz bunu bilmiyorduk. İyi ki Sayın Ağrı gündeme getirdik bugün. O zamandan beri değişen bir şey yok. CHP darbe durağında iktidar bekleyen bir partidir. Milletin durağında hiç durmadılar. Kesinlikle. Bir de hemen şunu hatırlatalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstaç'taki görevinden ayrıldığı yönde haberler çıkan Genel Müdür Mehmet Aslan Değirmenci'nin firari olduğu ortaya çıktı. Değirmenci 2016'da Genel Müdür olduğu petrol şirketine sahte fatura düzenlediği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Bu Değirmenci İBB İştiraki İSTAÇ'ın genel müdürüydü ve şu an firare efendim. Aldığı 3 yıl hapis cezasının ardından. Bakınız geliyor gelmekte olan bu İstanbul'da ve Ankara'da belediyelerde olan biten şeyleri yargı seyredecek değildir. Sen bu kadar teröristi yerleştirmişsin belediyeye bunun hesabını vermek sureti vermeleri gerekir ve resen harekete geçmek suretiyle yargı bu işe el atmalıdır. Bizim millet olarak Vicdanımızın nasıl kanadığını yargıda bilmelidir. Gözümüzün içine baka baka teröristleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne istidam etmek milletin bütün güvenini sarsar. Dün Mehmetçiğe, askerimize, jandarmaya ateş etmiş adamlar şimdi ne yaparlar acaba belediyede? Tabii. Burada güven unsuru kalır mı artık? Kesinlikle. Baralar ee, Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sakan oldu. Metin Feyzioğlu ile birlikte yarışa girmişlerdi. Erinç Sakan Ankara Barosu Başkanı kazandı. Ki o Ankara Barosu'nu bizler e, Diyanet İşleri Başkanı'na çağlar öncesinden gelen ses diye. Halbuki okunan bir hadisten okunan bir ayetten bahsederken bunu söyleyen Ankara Barosu. O da şuydu. Lütfen. Diyanet İşleri Başkanı eşcinsel ilişkinin Kur'an'da yazdığı üzere günah olduğunu Söyleyince bu şimdi başkan seçilen kişi çağlar sesi çağlar öncesinden gelen şahıs diyor. Çağlar öncesinden gelen şey bu eşcinsellik Lut kavminde. Yani medeni bir ilişki olarak söylüyorsunuz? kılıçlar da savunuyor bu şeyi. Yani Allah'ın kelamını geteyim. söylemişler ona çağlar öncesinden gelen ses diyorlar. Bu zihniyeti görelim ama velakin reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra işte o barolar birliğinde. Ee, yeni başkanın seçilmesiyle birlikte nasıl DHKPC marşları söylendiğini ekrana getireceğiz. Ve devam ediyoruz. İşte yeni Barolar Birliği Başkanı bakın o kazanmasının ardından nasıl zaferleri kutladıklarını ekrana getireceğiz. DHKPC marşlarıyla. Verin arkadaşlar hemen hızlı. FETÖ'cü olduğu kanaatindeyim. Çünkü kürsü hakim ve savcılarından biliyorsunuz yaklaşık 5000 kişi yargıdan uzaklaştırıldı. Orada bu kadar yaygın olanların avukatlık mesleği içerisinde hiç olmamaları mümkün mü? Değil. Değil. Evet. evet. Çok kısa 30 saniyemiz kalmış. Hemen şunu da hatırlatalım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SİİRT programı öncesinde bir ee, polisin arabasında evet, bomba yerleştirildi ortaya. Yer Dört kişi şimdi gözaltında. Bu olayın önemi şurada. Başka şekilde yani Biden projesi yapılıyor ya. Bunlar bir kaosa doğru toplumu tedirgin etme ve o kaosa hazırlama e, işleri, evet. tezgahları. Evet. Bu da onların bir parçası. Bir parçası, evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Güderci. Ben Çok de size sağ teşekkür olun. ediyorum.